Sen bugün buraya geleceğimi biliyor muydun? Hı? Ne? Öyle bir şey yok. Bunu da nereden çıkarıyorsun? Bugün beni görmek için geldiğini çok iyi biliyorum. Çok yanlış düşünüyorsun. Ben nereye gidersem gideyim, her zaman insanlar bana gelir. Çok fazla Ebu. Beni sana getiren de bu oldu. Anladın mı beni? Bence daha fazla konuşma. Hayır, dur. Buna asla izin veremem. Ben varken o nasıl da aramıza girmeye çalışıyor? Görüyorsun, oturduğumuzdan beri hiç konuşmuyoruz. Bu sessizlik hoşuna mı gidiyor? Söylesene. Yani aramızdaki bu sessiz ilişki bence hiç hoş değil. Öyle değil mi? Bu sessiz ilişkiye bir isim versek sence nasıl olur? Dur, bekle. Bak, ben buraya Tapasya'yı görmeye geldim, biliyorum. Ama seninle daha fazla zaman geçirdim. Şimdi bu durumu nasıl tanımlamalıyız bilmiyorum. Aramızdaki bu sessiz ilişkimize arkadaşlık ilişkisi ismini koyabilir miyiz? Sence ne dersin? Son iki günde Tapasya'nın çok iyi bir arkadaşı olduğunu gördüm senin. Gerçekten senin gibi bir arkadaşı olduğu için çok şanslı. Ben de acaba senin arkadaşın olabilir miyim? Ne dersin? Olur mu sence? Arkadaş mıyız? Çok geç oldu. Ben Tapu'yu aramalıyım. İça, bugün çok mutluyum. Gel buraya. Benimle dans et. Lütfen, lütfen. Tapu, bırak. Neden kızıyorsun? Ben çok mutluyum. Tapu, bugün de bana kazık attın. Kazık mı? Yapma canım, biz arkadaşız. Peki Vir? Vir ne düşünecek? Bırak şimdi Vir'i. Ben Sid'le ilgili konuşmak istiyorum sadece. Sid'e çok çok aşığım. Sid bugün ne yaptı biliyor musun? Beni çok şaşırtacak ve mutlu edecek sürprizler yaptı. Ve ona daha da çok aşık oldum. Peki ya Vir? Sence de ona haksızlık yapmıyor musun? Vir? Bir çok sıkıcı. Hayatımı sadece Sid'le geçirmek istiyorum artık. Tamam. Tamam, öyleyse neden evdekilere gerçeği anlatmıyorsun? Düşüneceğim. Tamam mı Hiç'e? Sana söz veriyorum şimdi. Şu günlüğümlerde bir liste vardı orada. Ne günlüğü? Biliyorsun. Bilmiyorum. Ah İtça, lütfen. Beyaz Atlı Prensim'de istediğim ve istemediğim özellikleri yazdığım liste. Hem neden kızıyorsun? Bak ama çok uzattın.
Tamam, kendim bulurum. Anladın mı? Hmm. İşte buldum. Evet. Al. Oku. İlgilenmiyorum. Aha. Tamam, ben okurum. Benim beyaz atlı prensim yakışıklı olacak. Sid öyle. Değil mi? Sonra dans etmeyi seviyor ve sonra alışveriş yapmayı çok seviyor. Disko, gece hayatı. Biliyor musun? O tam benim istediğim gibi bir erkek. Her şey bana uyuyor. Bay mükemmel ve bayağı mükemmel. Tapum. Tapu Vir'in de iyi özellikleri var. Ama sen görmek istemiyorsun. Onunla ilgilenmiyorum canım. Dansa ilgisi var mı, müzik dinliyor mu? Bunları bilmek istemiyorum. Davranışları, tarzı, çok sıkıcı her şeyle. Ve daima ciddi ve sinir bozucu bir suratı var. Bak Tapu, beni iyi dinle lütfen. Bak, Sid'i bu kadar seviyorsan neden babana gidip her şeyi anlatmıyorsun? Ama Sid hakkında babamla nasıl konuşacağım ki ben? Sid hala okuyor. Babam bu ilişkiye asla evet demez, biliyorum. Ne diyeceğini sen hiç düşünme. Onu bana bırak, tamam mı? Sen yeter ki doğruyu söyle. Bak Tapu, senin yüzünden hep yalanlar söylüyorum. Annene, babana, Vir'e, büyük anneye, hatta Sid'e bile yalan söyledim. Görüyorsun. Tapu, eğer böyle devam ederse bir gün çok kötü şeyler olacak. Çok kötü şeyler yaşayacaksın. Sen de, ben de. Bizim yüzümüzden herkes üzülecek. Bunun olmasını istemeyiz. Tapu, gerçekten bana güven. Sabah kalk ve babana her şeyi anlat. Eğer Vir'i bu kadar çok seviyorsan, o zaman sen neden onunla evlenmiyorsun? Hı? Bay sıkıcı ve bayan sıkıcı. Hı. Mükemmel bir çift olursunuz. Ne dedin sen? Ha, söyle. Duyduğun şeyi söyledim işte. Bir daha söyle dediğini. Vir'le ben evlenecekmişim, öyle mi? Ay, ben evlenecekmişim. Neden sinirleniyorsun? Sadece şaka yaptım canım. Giderken ışıkları kapat. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani. Kismat apni to jaise